15 Temmuz'da hedef alınan noktalardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. 29 şehit verildi o gün burada ve mücadele de vardı elbette. Günün ilk saatlerine kadar bombalama devam etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla da çok sayıda vatandaş buraya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13 itibariyle Millet Camisi'nde olacak, hatim törenine katılacak. Ardından da saat 14 itibariyle şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek ve burada bir hitabı olacak. Ama 2 yıl öncesine dönelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o gün o bombalamaya şahit olan bir aile, Türkoğlu ailesi yanımızda. Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili, eşi Betül Türkoğlu ve kızı Cennet Bayla Türkoğlu o gece bombaların hedefindeydi. Hatırlatacağız ama biraz da acı aslında. Bir taraftan da bir mücadelenin adı. Sizle başlayalım efendim. O gün neler yaşadınız? 15 Temmuz tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden kurtuluş destanı yazıldı. Türk milleti o destanı yazarken tabii şehitler bıraktık, gaziler bıraktık. Biz de ben ve ailem, hanımım, kızım gaziler ailesine dahil olan ve Cumhuriyetimizin tabii ilelebet yaşaması adına, payidar olması adına verilen bir mücadelede bizim için şeref tacı olacak olan devlet övünç madalyası aldık üçümüz. Siz meclisteydiniz değil mi? Evet, o gece tabii biz meclis çalışmalarında iştirak için hem meclis başkanımızın çağrısına uyarak tabii milli iradenin yegane tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dolayısıyla biz de çalışmalarda yerimizi almak için hemen harekete geçtik. Tabii eşim ve kızım da beni bırakmadı. Onlar da dediler ki siz çalışırken biz de kuliste otururuz. Bu arada meclis bahçesine girdiğimiz anda bahçeye atılan ilk bombayla yaralandık. Ben, işte eşim ve kızım. Tabii daha sonrasında malum yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı bombalandı. Genel kurulun hemen yanı başı 6-7 sorti yaparak uçaklar orada çok sayıda bombayla meclisi bertaraf etmeye çalıştılar. O arada içeride 110 tane milletvekili arkadaşımız çalışma halindeydi. Biz de bu çalışmalara iştirak için gitmiştik. Tabii ilk defa darbeler tarihinde bir şey oldu. Darbeler yapılırken meclis çalışmıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa açıldı ve çalışmaya başladı. Bunun üzerine... Ve daha önce hiçbir zamanda meclis hedef alınmamıştı. Tabii Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmaya çalışan bu Fethullahçı terör örgütüne mensup bu silahlı örgütler, hain darbeciler maalesef tabii bunu sindiremediler ve meclisimizi de bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Özel Harekat Dairesi'ni, Emniyet'i, Şehitler Köprüsü'nü bombaladıkları gibi meclisimizi de bombaladılar. Meclisimizin önünde çok sayıda mecliste yaralılar vardı. Biz de yaralananlar içerisindeydik. Ayrıca Dikmen Kapı ile Genelkurmay arasında da en çok şehit verdiğimiz bir mekandı orası. Efendim şunu sormak isterim. Evet siyasisiniz ama her şeyden önce bir babasınız, bir eşsiniz. Ne geçti o an aklınızda? Tabii şimdi kızım başından yaralanmış yerde yatıyordu. Kelime-i şehadet getiriyordu. Eşim yanımda, ben kolumun koptuğunu hissettim dedi. Aynı anda hem şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı hem de helikopter kurşunlarına hedef olmuştu. Her iki kolundan da vuruldu. Ben tabii Allah bir güç kuvvet verdi. Her ikisinde böyle tutunarak birini sağ koluma, birini sol koluma, ben de kendi yaramı hemen o anda bir turnikeyle sardım. Sağlıkçılık yanım da var. Dolayısıyla sanki uçarcasına 80-100 metre mesafeyi hemen Dikmen Kapı'ya doğru hızla yöneldim. Oradan da arkadaşlar bizi alıp hastaneye götürdüler. Bu arada tabii Dikmen Kapı'da helikopter sürekli şey için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafına geçmek için bir mücadele halindeydi. Oradaki arkadaşlar da onu meclis tarafına sokmamak için bir gayret içerisindelerdi. Çatışma da devam ediyordu. Dışarıda çok gazimiz vardı, yaralanan şehitlerimiz vardı. Hastaneye gittiğimizde tabii cehennemi bir manzara. Yani orada çok sayıda yaralıların olduğunu fark ettik. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına bir yıkım projesiydi. Çok şükür Türk milletinin feraseti, bugüne kadar olan kazanımlarını yazdıkları yeniden bir kurtuluş destanıyla o hain şerefsizlere tabii pabuç bırakmadı. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır. Türk milleti hep payidar olacaktır, hep yaşayacaktır. Allah'ın izniyle bu ülkenin, bu devletin bileğinde hiçbir güç kuvvet
sırtını yerine getiremeyecek, bileğini bükemeyecektir. Bir de eşinize dönmek istiyorum hemen. Çünkü evet. Hep siyasiler denince akla eşler gelir. Yalnız bırakmazlar. En büyük desteği de oradan alırlar. Betül Hanım, siz neler yaşadınız o gün? Eşim de anlattığı gibi biz evden üçümüz, kızım, eşim, ben çıktık. Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek. O arada vekillerin meclise gitmesi gerektiği söylendiğinde Dikmen Kapı'dan yaya giriş yaptık. Oradaki polislerimizle şöyle bir konuşmamız geçti. Vekilim, sizin için ölmeye hazırız dediler polislerimiz. Biz de sizin için ölmeye hazırız diyerek girdik. Bir iki dakika geçmedi. Bahçeye atılan ilk bombadan gelen şarapnellerle yaralandık. Kızım, eşim, ben. Benim kolumda bayağı bir yaralanma vardı. İşte üçümüz birbirimize sıkıca tutunarak yola çıkıp vatandaşlarımızın sayesinde hastaneye gittik. O gece acı ama benim için gazilik şerefiyle taşlandırılmış bir gece olarak görüyorum. Bunun şerefini ve gururunu ömür boyu hissedeceğim. Onunla yaşayacağım. Hiçbir zaman pişman olmadım. Allah göstermesin, eğer yine öyle bir şey yaşanacak olursa seve seve koştura koştura gitmeye hazırım. Siz de orada bir eş ama en çok da anne ve kızınız da yaralandı. O anlar ne düşündünüz? Aynen. Şimdi eşim anlatırken gözlerim doldu tekrar. En çok da kızım için çok duygulandık. Yerde yatıyordu ve kelime-i şehadet getiriyordu. Biz o anda her şeyin bittiğini sandık. O hani başından yaralanınca. Ama Allah'a çok şükür küçük darbelerle atlattı onu. Allah'a şükür yaşıyoruz üçümüz de. Benim kolumda %50 ağır az kaldı ama ben bunu şerefle taşıyorum. Gazilik şerefi olarak görüyorum. Yani umarız Türkiye yeniden böyle bir günü yaşamaz diyelim. 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümündeyiz. Hacı Bayram Bey, buyurun, sizden son sözlerinizi alalım. Evet, ben şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu milletin birliği, dirliği, feraseti, başta tabii Cumhurbaşkanımızın çağrısı, milyonların meydana dökülmesi, millet iradesinin hakim olması bu darbeyi hakim iradeyle, kararlılıkla, cesaretle püskürtülmüştür. Şunu diyebiliriz, milletin kararlılığı, milletin gücü bu hainlerin tankının, topunun, gücünün önüne geçti. Tanka, tüfe, bütün saldırılara, atılan mermilere aldırmadan Allah'ın izniyle hep birlikte bu darbeyi geri püskürttük. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ilelebet yaşayacaktır. Allah'ın izniyle Türkiye dünyanın en büyük 5 ülkesi arasına, Cumhurbaşkanımız ifade ediyor ya, dünya 5'ten büyüktür diye. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeliyle, yeni geçtiğimiz bu modelde de ben inanıyorum ki hem Cumhurbaşkanımıza hayırlı olsun, hem ülkemize yeni kurulan hükümetimiz hayırlı olsun. Yeni hükümetimizle birlikte Türkiye şaha kalktı. Türkiye atağa kalktı. Türkiye inşallah 2023'leri, 53'leri, 71'leri yakalayacak Türkiye hükmünde. 21. asra Türk medeniyeti mührünü inşallah milletimiz vuracaktır diyorum. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, aslında 2 yıl öncesinde en büyük darbeyi alan adreslerden bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. O gece orada ilk bombalama anında orada olan ve gazi olan Hacı Bayram Türkoğlu, eşi Betül Türkoğlu ve kızı Cennet Bala Türkoğlu'na sorduk o gece neler yaşandığını ve ümidimiz tekrar aynı şeylerin yaşanmaması deyip sözü yeniden merkeze bırakalım. Çimen sana ve